Merhaba arkadaşlar, Ayşe Hoca Edebiyat öğretiyor. YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Sizlerle birlikte bugün 3 adım ayeti denemelerinin 3. denemesine geldik. 1. adım 3. denemeye geçeceğiz bugün. Ve ee, sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu içerikler Sizleri Sınavlarınızda yardımcı olmak amaçlı hazırlandı. Geleceğiniz YKS sınavında, AYT sınavında Yardımcı olmak amaçlı bu içerikleri üretmekteyim Kanalıma Destek veren Tüm Öğrencilerime Teşekkür ediyorum Lütfen ee, kanalıma yeni katılan arkadaşlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve sizlerle bugün 3 adım ayeti soru çözümlerine geçmek istiyorum izin verirseniz. Birinci sorumuza başlıyoruz bugünkü dersimizi. Bu parçada altı çizili sözü anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Biz bir yazıyı okurken yalnız onu değil, kendi kendimizi de okuyoruz. Bunun için değil midir ki tecrübeleri, fikirleri ve hayalleri bizimkine uyan veya hatta hiç olmazsa biraz yaklaşan yazarların yazılarını severiz. Önemli olan kitapların muhteşem dünyasına girebilmek değil, o dünyada mutlu olmamızı sağlayacak edebi zevki kazanmaktır. Bu parçada altı çizili sözü anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazıları kendi bakış açımıza göre okuma. ve Okuduklarımızdan zevk almaya çalışma. C. Okuduklarımızda kendimizden bir şeyler bulma. D. Kitapların muhteşem dünyasına dalıp kaybolma. E. Mutlu olmak için edebi zevk uyandıracak eserlere yönelme. Kendi kendimizi de okuyoruz. İfadesi okuduklarımızda kendimizden bir şeyler bulma ifadesiyle ölçüşmektedir. Dolayısıyla C seçeneği, Ceyhan'ın C'si birinci sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. İkinci sorumuzda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneriye yer verilmiştir? Çocuk edebiyatı için hak edebiyatı eserleri temel ve milli kaynaklardır. Çocuk edebiyatı bir toplumun kültürünün yansımasıdır. Yüzyıllardır süre gelen Türk kültürü, halk edebiyatı ve gelenekleri, çocuk edebiyatı aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Türk halk edebiyatı motifleri, çocuk edebiyatı için çok geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. Bir toplumu toplumu yapan şey, o toplumun ortak değerleridir. Ortak değerlerin aktarılmasını sağlamakta toplumdaki her bireyin vatandaşlık görevi olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneriye yer verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. Baktığımızda 5 nolu seçeneğin öneriye yer verdiğini görüyoruz. Bir toplumu toplum yapan şey o toplumun ortak değerleridir Ortak değerlerin aktarılmasını sağlamakta toplumdaki her bireyin vatandaşlık görevi olmalıdır şeklinde. Öneriyi kısaca değinmek gerekirse bir sorunu çözmek amaçlı öne sürülen görüş ve düşünce şeklinde açıklayabiliriz. Dolayısıyla cevabımız Edirne'nin E'sidir. İkinci sorumuz için sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda bu parçadan Çehov'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir deniyor. Çehov'un bir yazar olarak hikayeci kimliğinin altında az ah sözde çok anlam yatar. Hikayelerinin çoğu kısadır. Her birinin adeta kısayım ve başarılıyım der gibi bir hali vardır. Çehov gereksiz tasvirlere, ayrıntılı tekrarlara yer vermez ve asla dile getirdiği karakterlerin dünyası ile alakadar değildir. Bu parçadan Çehov ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Eserlerindeki en çarpıcı özellik özlü ve yoğun anlatımdır. B. Açık ve sade yazarken kullandığı yazın dili yavandır. C. Uzun uzun yaptığı betimlemeler karakterlerin dünyası ile ilgilidir. D. Dili her yaş grubundan Farklı toplumsal kesimlerden gelen okuyucu hitap edecek düzeydedir. E, her türden eseri, devrin okur kitleleri ve eleştirmenlerce büyük bir edebi coşkuyla karşılanmıştır. Baktığımızda paragrafın tamamında Çehov'un bir yazar olarak hikayeci kimliğinin altında az sözde çok anlam yatar. Hikayelerinin çoğu kısadır, her birinin adeta kısayım ve başarılıyım der gibi bir hali vardır. Çehov gereksiz tasvirlere, ayrıntılı tekrarlara yer vermez ve asla dile getirdiği karakterlerin dünyası ile alakadar değildir den yola çıkarak A seçeneğinde eserlerindeki en çarpıcı özellik özü ve yoğun anlatımdır ifadesiyle örtüşmektedir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzda Adana'nın A'sı doğru cevaptır. Dördüncü sorumuza geldik ve dördüncü sorumuzda bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor, sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların sorumluluktan kaçışları, yalnızlıklarının temel sebebidir. B. İnsanın yapmaktan kaçtığı eylemlerin altında korkuları vardır. C. İnsan duygularıyla yüzleşmekten korktuğu için gerçek anlamda yaşayamaz. D. Her şeye rağmen hayata dört elle sarılmak cesur insanların içidir. E. İnsanlar zorluklarla mücadeleden kaçınırken insanlıktan uzaklaşır. Doğru cevabımız Bursa'nın B'si. İnsanın yapmaktan kaçındığı eylemlerin altında korkuları vardır. Beşinci sorumuz için hemen diğer sayfaya geliyoruz. Onu da şu şekilde ekranlara getiriyorum. Evet. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz şeklinde bir sorumuz var. Uzunca bir paragraf bizi karşılıyor. Hemen ne yapıyoruz? Üşenmiyoruz. Sorumuzu okuyoruz ve çözüyoruz. Şiir hem nazım hem nesir kisvesinde tecelli edebilir. Bir söze mazım olduğu için şiir denemeyeceği gibi mensur olduğu için şiir değildir de denemez. Ancak tabiat mazım olan şiire mensur olandan daha çok meyleder. Bir fikir nesirle tıpkı şiir gibi söylense aynı fikir nazımla yine şiir olarak ifade edilse nazım olan daha çok sevilir. Bu hal Nazım'daki tabiatı çeken özel ahenkten ileri gelir. Kafi ise Nazım'ın çekiciliğini artıran süstür. Bunun içindir ki kafili Nazım, kafiyesiz Nazım'dan daha çok sevilir. Şiirden öteden beri vezinli kafiyeli söz diye bahsedilir. Aslında şiirin mutlaka kafiyeli bir vezinli olması için gerçek bir sebep yoktur. Biz genel olarak bilinç sözlere yani güzel sözlere edebiyat demekle beraber bunların en çok beli olanlarına şiir diyoruz. Manzum veya mensur olanların da kaydetmiyoruz. Bununla beraber şiir denebilecek bir sözün mensur olmasına nispetle manzum olmasından daha çok zevk duyuyoruz diyor. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Şair iç dünyasında yaşadığı izlenimleri hem nazım hem de mensur şeklinde dile getirebilir. B. kafiyeli bir biçimde oluşturulan şiirler kafiyesiz şiirlere göre daha çok sevilir. C. Duyguların, düşüncelerin ahenkli söylenmesi şiirin doğal özelliğinden gelmektedir. D. sanatçılara manzum eser yazmak nesil yazmaktan daha kolay gelir. E ise şiir kafiyesi ve vezni mutlaka olması gereken söz demek değildir şeklinde seçeneklerimiz var. Tek tek incelediğimizde A'ya baktığımızda e, ne diyor? A'da şair iç dünyasına yaşadığı izlenimleri hem nazım hem de mensur şeklinde dile getirebilir. Evet parçaya baktığımızda şiir ilk cümlede. Şiir diyor hem nazım hem nesir çispesinde tecelli edebilir. Doğru söylenebiliyor. Ve geldiğimizde kafiyeli bir biçimde oluşturulan şiirler kafiyesiz şiirleri göre daha çok sevilir ifadesi var. Baktığımızda bir evet bir fikir nesirle tıpkı şiir gibi söylense aynı fikir nazımla e, yine şiir olarak ifade edilse nazım olan daha çok sevilir. Bu hal Nazım'daki tabiatı öne çek, e, tabiatı çeken özel ahenkten ileri gelir. Kafi ise Nazım'ın çekiciliğini artıran süstür. Kafili Nazım kafisizden daha çok sevilir. İfadeleri doğrudur. Bu e, şıkkı onaylar niteliktedir. C'ye geldiğimizde C seçeneğinde duyguların, düşüncelerin ahenkli söylenmesi şiirin doğal güzelliğinden gelmektedir ifadesine baktığımızda yine parçamızda bahsedilen ifade bu hal nazımdaki tabiatı çeken özel ahenkten ileri gelir. Çiğ seçeneğinde belirtilen duyguların, düşüncelerin ahenkli söylenmesi şiirin doğal güzelliğinden gelir. ifadesiyle ölçüşüyor. E'ye geldiğimizde sanatçıları manzum eser yazmak, nesil yazmaktan daha kolay gelir ifadesi bizim paragrafımızda yer almamakta. Bu konudan bahsedilmemiş. Dolayısıyla ulaşılamayan bir e, düşünce. Bir konu. E'ye geldiğimizde şiir kafiyesi bir vezni mutlaka olması gereken söz demek değildir ifadesi. Paragrafımızda da yine baktığımızda ne diyor? Aslında aslında şiirin mutlaka kafili bir vezinli olması için gerçek bir sebep yoktur cümlesi de bu seçeneği onaylar nitelikte. Buna ulaşılabilir ama ulaşılmayacak olan seçenek Denizli'nin D'sidir. Sanatçılara manzum eser yazmak, şiir yazmak, nesir yazmaktan daha kolay ifadesiyle ilgili hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Dolayısıyla Denizli'nin D'si bizim. Doğru cevabımızı oluşturuyor canlar. Hemen 6. sorumuza geldik ve bu parçaya göre müzikle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir deniyor. Doğanın bir parçası olan insan kendi yaşam evrenini oluştururken hayatın, kültürün içerisinden farklı öğretilerle ve inançlarla kendini inşa eder. İnsan kendi varoluşunu anlamlı kılacak, ahlaki değer yargılarını toplumun bir parçası olarak zaman içerisinde kazanır. Müzikte de bu değer kalıplarını şekillendirmede mutlak bir dinlence aracı olmanın ötesinde etkin bir eğitim aracıdır. Müzik bireylerin hem iç dünyalarına hem de yaşam algılarına hitap ederek zihinlerde ve kalplerde doğrudan ya da dolaylı bazı ahlaki ya da gayri ahlaki duygular oluşturur ve daha önemlisi insan tabiatındaki yerleşik ahlaki duygu ve ilkilerin pekiştirilmesine hizmet eder. Bu parçaya göre müzikle ilgili aşağıdakilerin hangisine hangisi söylenebilir? A sadece dinlenme aracı değil, aynı zamanda eğitim aracıdır ve ahlaki sorunların çözümünde her zaman etkilidir. C. Değer yargılarının oluşumunda öncelikli etkendir. D. Toplumların kültürünü oluşturan ilk öğedir. E. insan tabiatındaki duyguları çözümler. Baktığımızda e, bizim doğru cevabımızın A olduğunu görüyoruz. Müzik mutlak bir dinlence aracı olmanın ötesinde etkin bir eğitim aracıdır da Paragrafımızda baktığımızda e, diyor müzik bireylerin hem iç dünyalarına hem de yaşam algılarına hitap ederek zihinlerde ve kalplerde doğrudan ya da dolaylı bazı ahlaki ya da gayri ahlaki duygular oluşturur ve daha önemlisi insan tabiatındaki yerleşik ahlaki duygu ve ilgilerin pekiştirilmesine hizmet eder şeklinde bakıyoruz mutlak bir dinlence. Aracı olmanın ötesinde etkin bir eğitim aracıdır. Müzik bireylerin hem iç dünyalarına hem de yaşam algılarına hitap ederek zihinlerde ve kalplerde doğrudan ya da dolaylı bazı ahlaki ya da gayri ahlaki duygular oluşturur ve daha önemlisi insan tabiatındaki yerleşik ahlaki duygu ve dikkelerin pekiştirmesine hizmet eder diyor. Ay'a geldiğimizde sadece dinlence aracı değil aynı zamanda eğitim aracıdır. Seçeneği doğru cevabımızı oluşturuyor. Adana'nın A'sı bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. Ve hemen ne yapıyoruz? 7. sorumuza geliyoruz ve bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor? Gayiplerden bir ses geldi bu adam. Gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçlu tepemden birden birdenbire dam gök devrildi künde üstüne künde. Bu dizilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. B zengin uyak vardır. C kafiye örgüsü A B A B şeklindedir. D istiare sanatına yer verilmiştir. E. Karşı anlam sözcükler kullanılmıştır. Seçeneklerimiz var. Saydığımızda 11 hece ölçüsünü görüyoruz. Doğru. Ve adam dam kelimelerinde üç ses benzerliği. Kökünde, künde, beş ses benzerliğini görüyoruz. Dolayısıyla ne var diyeceğiz? Zengin uyak vardır. C, geldiğimizde A B A B şeklinde çapraz uyak görüyoruz. Baktığımızda A B A, B şeklinde çapraz uyak vardır. Demek mümkün. D geldiğimizde de Paşlanan, pardon, istiare sanatına yer verilmiştir. İstiare sanatı şöyle, ne diyor? E, işte boş gezdirsin boşluğu ense kökünde bu adam. Boşluğun ense kökünde gezdirilmesi. E yani bir eşya gibi bir şey gibi düşünülmüş. Boşluğun ense ense kökünde gezdirilmesi benzeyen, tışınabilecek bir şey, kendisine benzetilen yok. Dolayısıyla sadece benzeyen yönüyle yapıldığı için benzetimi burada istari sanatı yapılmış diyoruz ve kapalı istari Dolayısıyla bu söylenebilir. E'ye geldiğimizde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır deniyor. Baktığımızda verilen dörtlükte karşıt anlamı iddia eden bir şey yok. Dolayısıyla doğru cevabımız edinin ezdir. Bu söylenemez. Karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır ifadesi sorumuz için yanlıştır canlar. Ve hemen bakıyoruz, bakıyoruz. 8. sorumuza geldik ve bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örnek gösterilebilir deniyor. Dinmiş Deniz'in şarkısı Rüzgar Uyumakta, rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı, körfez düşünür, kanlıca masındır uzakta. Mazi gibi sistenmiş emirgan için altı diyor. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örnek gösterebilir. A didaktik, B epik, C lirik, D satirik, E pastoral. Şöyle kısaca bir hatırlayalım istiyorum. Didaktik öğretici olan şiirler, epik kahramanlık itibaren şiirleri diyoruz. Lirik şiirlerde coşku var ve satirik de hiciv içerikli şiirlerdir diyeceğiz. Ve pastoral ise köy ve çoban hayatı, köy hayatı anlatılır, kır hayatı anlatılır. Ve şiirimizin tamamına baktığımızda bir coşku var. Bunun lirik olduğunu söylemek mümkün. Mesela dinmiş denizin şarkısı Rüzgar Uyumakta. Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karartı. Körfez düşünür kanlıca masumdur uzakta. Mazi gibi sislenmiş emirgan çınar şeklinde bir dörtlük var. Şimdi baktığımızda imgesel söylemler de var. Söz sanatı var. Mesela dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta dinmiş deniz şarkısı yani nedir kişileştirme işte rüzgarın uyuması aynı şekilde insansız özellikler var söz sanatlarından da bahsetmek mümkündür imgesel söylem ve dolayısıyla doğru cevabımız bizim Ceyhan'ın C'si olacak lirik şiir 9. sorumuzdayız bir Yunus Emre'nin Dertli Dolap adlı şiirinden alınan bu dörtlükte ses sanatlarından hangileri vardır deniyor. Beni bir dağda buldular kolum kanadı mı yoldular? Dolaba layık gördüler. Derdim vardır, indilerim. Yunus Emre'nin Dertli Dolap adlı şiirinden alınan bu dörtlükte açık istiyare, kapalı istiyare, intak söz sanatlarından hangileri vardır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Baktığımızda Yunus Emre'nin Dertli Dolap adlı şiirinde dolap burada konuşturulmuş. Dolayısıyla intak sanat var. İntak sanatı insan dışı varlıkların konuşturulması şeklinde oluşan bir sanat. Tekrar dolap insan gibi düşünülmüş ama insan burada verilmemiş. Dolayısıyla kapalı ister vardır demek mümkün. Denizin desi doğru cevabımızı oluşturmaktadır. 10. sorumuza geldik ve bu parçada söz edilen destan Aşağıdakilerden hangisidir? İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların İslamiyet'i kabul eden birinci hükümdarlarının kişiliğini, İslamiyet'i kabulünü ve İslam dinini yaymak için gösterdiği fedakarlıklarla kerametlerini anlatan Minakıbname özelliğinde bir destandır. Bu parçada söze edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Battal Gazi Destanı B) Köroğlu Destanı C. Manas Destanı D. Danışmanç, Gazi Destanı E. Satuk Burahan Destanı Doğru cevabımız E. Satuk Burahan Destanı Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.